Bismillah. Dün geçmiş selefin akidesi hakkında ilk dersimizi işlemiştik. El-Vecizetil Bahira kitabımızdan. Bugün de inşallah ikinci dersimizi alacağız. Dün mukaddimeyi aldık. Ve kişi bu beş maddeye uyarsa Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve kitabında Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki olan fiillere uymuş oluyor dedik. Bugün de inşallah kaldığımız yerde devam edeceğiz. Ve burada terkel bid'a ve huturat ve huturatil bid'a. El bid'a. Terkel bid'a ve huturatil bid'a diye. Yani bid'atların terki ve o bid'atların tehlikesi hakkında olacak. Kardeşler biliyorsunuz bid'at şirkten sonra Müslümanlara en ağır gelecek fiillerden birisidir. Şirkten sonra. Çünkü bid'atçı yapmış olduğu bid'atından bid'at yapan değil ha bid'atı üreten kişi yaptığı bid'atı Allah katında makbul olduğundan dolayı tövbe etme hissiyatı yok kendisinde. Kesinlikle tövbe etme ihtiyacı duymaz bid'atçı. O açıdan alimler diyorlar ki bid'atçının tövbesi makbul değildir. Hocam nasıl yani bid'atçının tövbesi nasıl makbul olmaz? Yahu Allah tebareke ve teala değil bid'atçının, müşriğin bile tövbesini affediyor. Değil mi? Ama burada bid'atçı tövbe etme ihtiyacı hissetmediğinden dolayı alimler bu şekilde söylemişler. Hissetmiyor adam. Diyor ki bu benim hak görüşümdür diyor. Hem de bid'atı kendisi üretti. Zaten Allah'tan korkan olan bir kişi bid'at üretir mi? Üretmez. Bid'at üreten ayrı, onunla amel eden ayrı. O açıdan bid'atçı Allah katında en şerli insanlardan birisidir diyor alimler. İşte burada diyor ki terkel bid'a ve huturatil bid'a i'lem erşedekallah. Bakınız burada bil ki diyor. Bil ki bu hitap yani i'lem bu hitap dinleyicinin zihnini hazırlamak ve biraz sonra söylenecek sözlerin ehemmiyetini göstermek için söylenen olan bir lafızdır bu. İ'lem. Bil ki birisine ya Mehmet bilir misin? Bil ki dediğin zaman ya ben acaba ne bileyim? Ne diyor? Hemen aklına türlü türlü ne gelir? Sorular gelir. Çünkü bil ki sorusunun ardından çeşit çeşit kişinin beyni devreye girecek. Bil ki i'lem erşedekallahu li ta'ati diyor. Bil ki Allah sana rahmet etsin. Allah seni hak yolda tasdik etsin. Seni doğru yola iletsin. Bil ki diyor burada Şeyh Rahmetullah Aleyk. İ'lem Rahmetullah Aleyk. İ'lem Rahimekallah diyor. Tamam mı? Erşedekallah. İnne Allahe Teala muhakkak ki Allah ekmeleddin fekal. Muhakkak ki Allah dini tamamladı ve dedi ki diyor El yevme ekmeltu lekum dinukum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum el islame dinen. Bid'atçılara, uydurmalara gerek yok. Din tamamlandı. El yevme ekmeltu lekum dinukum. Bitti. Din tamam. Ne diye bid'atçılar üretiyorlar. Bir bayan hacı teyze diyorlar ya senin bu söylediğin hadisi
Kütübü sütteyi ben taradım, 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 taradım. Bulamadım, bunu nereden getirdin? Kızım demiş kendisine. Ya bunu sen bunu bulamazsın. Ya insanlar çırıl çıplak vaziyette diyor, gezip dolaşıyorlar diyor. Ben bunu uydurdum ki insanları korkutmak için. Ya Allah! Yani Allah'ın kitabındaki olan ayetler ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki olan o bilgiler yetmiyor. Sana kaldı din ha? İşte bu tür insanlar kardeşlerim Allah katında en şerli insanlardır. En şerli insanlardan bazı insanlardır bu bid'atçılar. Bid'atla amel ayrı, amel eden ayrı, bid'at üreten ayrı. Geçen hafta biz buna değindik. İşte burada el-yevme ekmeltu lekum dinikum. Bugün dininizi tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti ve nimetimi tamamladım. Noksan yok. Ve raditu lekum el-islam dinen ve din olarak size İslam'ı seçtim. Razı oldum Allah tebareke ve teala diyor. Bu ayet bize yetmez mi? Zaten en son inen bu ayetti. Vallahi bid'atçılar bu ayeti tahkik etsinler, yani hakkıyla tedris etsinler, tövbe etmeyenler ya akılsızdır veyahut da beyni yoktur. Hakkıyla Yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatla tasdik eden ve bu ayeti gören bid'atçıların kuyruğuna düşemez, gidemez. Din tamam, eksik yok. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا Allah Tebareke ve Teala diyor. Buna rağmen uydurulmuş birçok konuya bunlarını karıştırarak sokarak dini bozmaya, baltalamaya çalışan birçok kişi var maalesef. Vallahi bunlar kıyamet gününde tövbe etmezlerse ağlayacaklar. Ağlayacaklar ama son fayda pişmanlık vermeyecek. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول keşke Allah ve Resulü itaat etseydik diyecekler. Ne zaman? يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. Bunu güzel bir şekilde, tertilli bir şekilde okuyalım. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول keşke Allah ve Resulü itaat etseydik. Ama keşkenin orada hiçbir faydası yoktur kardeşlerim. Hiçbir faydası yoktur. Naam. Maide suresi 3. ayet bu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فيجب على كل واحد منا أن يلزم ما وجد في هذا الدين العظيم وينبذ البدع والمخالفات التي أحدثها الناس فيجب على كل واحد منا İçimizden her birimiz yani mümin olan ya eyyühellezine amenu içerisindeki olan insanlardan el mu'minun el muslimun ellezine vahhadu rabbuhum tebareke ve teala yecib aleyhim yani en ya'tasimu bi kitabillahi ve sünnet nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabında ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine sımsıkı sarılmaları gerekiyor diyor. En yelzim ma vecele fi hadi din. Bu dinde, bu büyük din, azim din nasıl içindeki olan hükümler nasıl ise olduğu gibi kabul etmeleri gerekiyor. La yu'attil ve la yumessil ve la yuşabba ve la te'vil ve la ayya şey. Kema amarahum rabbuhum ve akhbarahum nebiyyuhum sallallahu aleyhi ve sellem. İsim ve sıfatlar olduğu gibi al. Başka olduğu gibi al. Zaten Ehl-i Sünnet alimleri Ebu Hanife, İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Şafii kulluhum yekulun. Hepsi diyorlar ki Allah Azze ve Celle bir sıfat hakkında bilgi vermediği zaman orada nasıl geldiyse bu şekilde geç diyor ya.
خذ كما أمرك ربك وأخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة للبدع ولا المبتدعة، ما في يعني الدين تمام، أكمله لنا ربنا تبارك وتعالى يا أخوان. نعم، فيجب على كل واحد منا أن يلزم ما وجد في هذا الدين العظيم، وينبذ البدع والمخالفات التي أحدثها الناس. İnsanların uyduruk ettikleri şu bid'atları ellerinin tersiyle reddederek ve Allah'ın kitabında ve sahih sünnette ne buyurduysa onlara sımsıkı sarılmaları gerekiyor diyor. Sımsıkı sarılan olan bir kişi فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى gerçek sağlam, sapsağlam bir dine tutunmuş olur diyor Allah Tebareke ve Teala. Nam. Zaten Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men ehdefe fi emrina hâza mâ leyse minhu fehuve rad demiyor mu? Diyor. Ve men amile amelen leyse aleyhi emru fehuve rad. Vahfi Bukhari, vahfi Muslim. Her kim dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse makbul değildir. Edin. Ve kim bir amel yapar, o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse yine makbul değildir. Demek ki burada ibadetin makbul olabilmesi için mutlaka Kur'an ve sünnete uygun olması gerekiyor. Zaten şirkten sonra insanlara en ağır gelecek olan şey bid'attır. Çünkü bir bid'at bir haseneyi öldürüyor. Öldürüyor. Mesela biz kabirlere çıktığımız zaman ne diyoruz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretiyor değil mi? Mesela Esselamu aleykum ya ehled diyar entum es-sabiqun ve nahnu el-lahiqun nes'alullah lana ve lekum el-afiye. Öyle. Değil mi? Öyle ha. Ama şimdi İlla el-Fatiha. Nereden geldi kardeş? Nereden geldi? Hemen öyle dediği zaman diyorlar ki ya ne var bunda ya? Ne var bunda ya? Hemen ne var bunda diyorlar. Ne yok ki bunda? Bir haseneyi öldürdürsen, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği şekilde yapmıyorsun, dinde aslı astarı olmayan bir ibadeti dine sokuşturmuş oluyorsun. Daha bundan tehlike ne olabilir ki? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yap dediğini yapmıyorsun, yapma dediğini yapıyorsun. Tam tersi. Nerede ta'atehu fîmâ emar ve tasdîkuhu fîmâ ahbar ve ictinâbe mâ nehâ anhu ve zecer ve ellâ yu'bedillâ illâ bimâ şerâ'mâ. Nerede? Nerede? Ona itaat edeceğiz. Emretmiş olduğu şekilde yani yoldan çıkmayacağız, tasdik edeceğiz, nasıl gösterdiyse amenle diyeceğiz. Nerede? Bir hasene ölüyor. Diğer tarafta ya örnekler çok kardeşim. Yani sizlere ne örnekler vereceğim? Çok örnekler çok. Mesela genelde namazlardan farz namazı bitiriyorlar. Allahümme entes selam ve minkes selam ve tebarekte ya zel celali vel ikram. Aslında bu bid'attır. Herkes kendi kendine söyleyecek bunu ve oturup tesbihatı herkes kendi kendine yapacak. Ama ne yapıyorlar? Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. O ba'den subhanaka ya azim ve daimen baki subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Nereden geldi kardeş? Hemen bakıllak ya şeyhi eşfiye ulu. Eşfiye. Ya ki matkul eşfiye. Ente ettebi' rasulek, ettebi' Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve la tkhaf ya şeyh. La tkhaf. Sen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uy, korkma ya. Allah Resulü sana böyle mi gösterdi? Hâkezâ ehbereke Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Besit kıl ve ya bıkıllak eşfiyye. Eşfiyye bıkıllak. Eşfiyye.
eşfiye. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın emretmiş olduğu şekilde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde kulluk eden olan bir kişi ne dedik? Fekad istemseke bil urvetil vuska. Sapasağlam bir kulba, bir dine tutunmuş olur diyor. Vallahi o kişi hayatı boyunca kayamaz. Ayağı kaymaz. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm ve kullu bid'atin dalâlâ. Hele kaç bekulu? Bid'a hasene ve bid'a seyyi'e. Bid'a hasene mafi. Haki kısık Ömer. Yani ni'me hâdil bid'a. Hada yani mevdu ahir. Tuvil hele haka khalli. Yani kullu bid'atin dalâlâ yekû sallallahu aleyhi ve sellem. Kullu bid'atin dalâlâ. Yani bid'at, hasene bid'at diye bir şey yok. Bid'at bid'attır. O açıdan iyyâke ve muhdesâtil umûr. Kullu muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Yakûlu sallallahu aleyhi ve sellem. Vel mübteda müstedrek alallâhi ve rasûlihi. والبدعة سبب في زوال السنة فاحذروا رعاك الله أن تحدث في هذا الدين دين الله أمرا فيسير الناس عليه فيكون سيئة جريئة ذلك الله أكبر ديوكي والمبتدع ديو مستدرك على الله ورسوله البدعة يعني مو بدعة ويدران Allah ve Resulüne iftira ediyor. Yani Allah'ın dininde olmayan bir şeyi dine sokuşturup ve dindenmiştir gibi gösterip ve insanları hak yoldan alıkoyuyor. Böyle insanlardan olmayın ve sakının diyor. Müellif. Hafizahullah. İntebihu. والبدعة سبب في زوال السنة. Aynı zamanda bir bid'at bir sünnetin yok olmasına sebep olacak kadar tehlikelidir diyor. Hani anlattık. Hani bir iyiliği yapayım derken adam onu yapmıyor. Kendi uydurup veyahut da uydurmuş olan şeylerden oraya doldurmaya çalışıyor. Mesela şu şekilde örnek verecek olursak hani diyorlar ya yani her zaman güzel bir örnektir bu. Bir kişiye bir şey dediğim zaman der ki ya hocam ne var bunda der değil mi? Ne var? Eşfiye ya eşfiye. Bakınız ben biraz sonra yatsı namazını şu şekilde size kıldırsam razı olur musunuz? Ama ben doğru bir şey söyleyeceğim ha. Ne fiye şey? Hâkezâ sevfe nusallil işâ. Tekbelûn? Kif? Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. İstemi'in. Dekkuk kuyiz. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Arrahmanirrahîm. Mâliki yevmiddîn. مالك الجنة والنار الجحيم إياك نعبد وإياك نستعين بصير إيش قلت مالك الجنة والنار الجحيم ندمك فعلا يعني مالك الجنة والنار الجحيم المالك مين الله كلام صح مالك الجنة والنار الجحيم من نددن Din günün sahibi Allah olduğu gibi cennetin ve cehennemin de sahibi Allah'tır dedim değil mi? Din günün sahibi kim? Allah. Cennet ve cehennemin de sahibi kim? Yine Allah. Ben burada doğru bir şey söyledim. Kılt kelam sahada. Tayyip, yecuz? Velev kavli sah. Yecuz? La yecuz.
ولو كلامي صحيح هذا الكلام يطرق بالجدار ولا يؤخذ ولو كان صحيح. نحن لابد أن نأخذ كما أمرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقط. Kardeşlerim, dediğim doğru bile olsa bu alınmaz. Geçersizdir. Bizim amacımız, bizim vazifemiz Allah'ın ve Resulünün getirdiğiyle yetinmek, fazlalaştırmak değil. Ben fazlalaştırırsam o öbürüne de, o da eksiltir. Ne diyebilirim? Hiçbir şey diyemez. O zaman ne de fazlalaştırabilirim ne de o eksiltebilir. Nasıl Allah emrettiyse ve Resul nasıl gösterdiyse bu şekilde kulluğumuzu yapmamız gerekiyor. Aksi halde herkes bir şey uydurur, değil mi? Mesela hapşu eş mi dikul? Elhamdülillah mı hek? La ya ahi, yani ma bidikul elhamdülillah. Bidikar sutul bekara. Elif lam mim. Zanikel kitab. Ya bukru li itti mecnun. Ya ahi, itti abtatus abdikar sutul bekara. Ya ahi, ma fiyye şi. لا بقول لك لا بدخل الحمد لله. طيب مين علمك؟ إيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيوة هون عم يصير هونيك ما عم يصير. ها يا أخوان، ربنا تبارك وتعالى أمرنا ألا نتبع الهوى، أمرنا ربنا تبارك وتعالى ألا نتبع الهوى فنهلك. يجب أن نأخذ كما أخبرنا ربنا ورسولنا فقط بس. Ben hapşurduğum zaman ne diyeceğim? Elhamdülillah değil mi? Yok, ben Bakara suresini okursam olur mu? Der. Ya hocam sen deli misin? Niçin Bakara? Bunda bir şey yok ki. Hani derler ya, hadi mafiye şey mafiye. İşte bunda bir şey yok, bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok dediğin zaman Allah'a iftira etmiş olursun. Allah bir şey var diyor. Yok ya Rabbi, sen bilmiyorsun. O açıdan dikkat edeceğiz. Din adına konuşan olan bir kişi Allah adına konuşuyor. Din adına konuşan olan bir kişi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın adına konuşuyor. O açıdan dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz. İnne rabbeke le bil mirsab. Allah seni görüyor, gözetliyor. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وما ينطق وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يزيونلار الكلام التي نتكلمه يا أخوان كله مكتوب، والله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مكتوب بتود أصدان شكال سوزر هفسي يزرد الدكات أدجاز كاردشترم. Söz ağzından çıktıktan sonra sen sözünün esiri oldun. Dikkat edeceksin. Yakulu aleyhissalatu vesselam men amene billahi vel yevmil ahir fel yekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuştun ya da sussun diyor sallallahu aleyhi ve sellem ya ahvan. Naam. Ve men ehdete fi dinillahi bid'an fekad اقتحم باب الضلال وفرقة بين وفرقة بين المسلمين. İslam dininde bir kim bir bid'at çığır açarsa diyor. فَقَدْ اقْتَحَمَ بَابُ الضَّلَالِ dalaletin kapısını ardına kadar açtı diyor. Hem kendi dalalete gidiyor hem de Müslümanları dalalete sürüklüyor. Ondan sonra diyor ki işte ve firka beynel muslimin ve ferraka beynel muslimin ve ferraka beynel muslimin ve Müslümanların arasını açtı diyor görüşlerle. Çünkü sen bunu uydurduğun zaman yayılıyor bu. O onu alıyor, bu bunu alıyor, şu ve bu şekilde yayılıyor. Şu an böyle değil mi? Uydurmalar, çıkanlar, bid'atlar böyle değil mi? Böyle yayıldı. ويستحيل أن تجتمع ويستحيل أن
تجتمع هذه الأمة على غير فهم السلف. Diyor ki bu ümmet selefin çizgisi dışında karar alması mümkün değildir diyor. Bu ümmet yani el ümmetin naciye, el ümmet el merhume kema akhbarana sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmetun merhumete merhumetun la azabe aleyha fid dünya عذابها في الآخر بالفتن والحديث. يعني هون يقول الأمة المرحومة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما ممكن أن تجتمع على قول الباطل. يعني سلف الصالح لا يمكن أن يجتمع على باطل، لا ممكن. يقول المؤلف رحمة الله حفظه الله، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح بأولها. Bu ümmet ıslah olmaz ancak nasıl öncekiler nasıl ıslah oldularsa, yani neyle? Kitabullah ve sünnet Resulullah'ta nasıl ıslah oldularsa, bu ümmette Allah'ın kitabına ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dönmedikleri müddetçe vallahi billahi tillahi ıslah olmazlar. La yuslihu اذا ما عادوا على 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 كلام ربهم تبارك وتعالى وسنه نبيهم عليه الصلاه والسلام. لا يصلح يا اخوان، لا يصلح. لا تصلح، لا يصلح اخر هذه الامه الا ما اصلح الا ما صلح بها اولها. دين مزا كما أمرنا ربنا وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. çevireceğiz. Öyle oldu mu korkma. Dün İslam'ın, bugün de İslam'ın, yarın da İslam'ın olacak. Ve الموضوع خلص. Bugün inşallah gaden, yarın rukun şehadetu en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kısmını alacağız inşallah. Rabbimin izniyle. El-vecizetil dahira. Allah'ın izniyle inşallah yarın La ilahe illallah rüknünü alacağız bu kitapta ve bu şekilde dün bir, bugün iki, yarın üçüncü dersimizi almış olacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve sallallahu ala nebiyyina محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.